Yemek Olsun'dan 360 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Umarım sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün geçirirsiniz. Biz bugün neredeyiz Gezmek Olsun'da? Biz bugün Bakırköy'deyiz. Bakırköy sahil tarafındayız. Nereye gezeceğiz? Hemen onu söyleyeyim. Ebu Ziya Caddesi'nde neler var neler yok. Caddenin üstünde sağlı sollu mağazalarda ne kadara neler satın alabilirsiniz? Onları sizler için gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Ebu Ziya Caddesi'nin ama çok büyük bir cadde olduğunu söyleyeyim. Ama diğer bilgileri ve nereye kadar gezeceğimi de programın içinde söyleyeyim. Paramı alayım o zaman. Bakalım ben ne kadarla gezeceğim bugün Bakırköy'de bulunan Ebu Ziya Caddesi'ni. Paramı aldım. Biraz ağır gibi, sanki çok mu para var burada? Evet diyor Turan abi, öyle mi Turan abi? Kontrol mü ettin sen? Bakalım. 5, 20, 10, 35. 35 lirayla gezmek olsun başlasın. Mesela Ebu Ziya Caddesi'nin sahil kısmında Bakırköy'de bir şeyler yiyip içebileceğiniz mağazaların yanı sıra, bakın gördüğünüz gibi mesela hanımefendi mantı sarıyor. Burada oturup mesela mantınızı, gözlemenizi yiyebilirsiniz. Eğer isterseniz böyle bir yer var. İşte burada mantınızı, gözlemenizi ve yöresel yemeklerinizi yiyebilirsiniz bütçenize göre. Ve hemen ilerleyelim. Tabii başka nerede ne yemek var onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sizinle birlikte ben de öğreneceğim. Biz şimdi daha çok şunu gözleyeceğiz şurada. Acaba insanlar buraya geldiğinde uygun fiyatlı neler alabilirler, neler giyebilirler yemekten çok. Çünkü her zaman söylüyorum bunu. Biz hanımefendiler için aslında baktığımız zaman alternatif çok fazla. Ama biz bu alternatiflerin bazen pahalı olanlarını tercih edebiliyoruz. Şu anda da uygun fiyatlı olanları, hem işte takı olsun, aksesuar olsun, çanta olsun ya da üstümüze kıyafet olsun, ben sizlere göstereceğim. Hem de sizinle birlikte ben de keşfetmiş olacağım. Mesela yazmışlar. Demişler ki şok çanta 20'den başlayan fiyatlarla. Bakalım içeride nasıl çantalar var? İşte günlük kullanabileceğimiz tarzda mı, yoksa abiye bir kıyafetin yanında kullanabileceğimiz çantalar mı? Ve her şeyden önemlisi ne kadar? Yıldız sizler için burada hem fiyat araştırması yapıyor hem nerede ne var bakıyor. Şimdi şok çantalar 20 liradan başlayan fiyatlarla yazısını gördüm ve ne yaptım? Bütçem 35 lira, hemen girdim bu dükkana. İyi yaptın mı? Çok iyi yaptım. Çok iyi yaptınız diyor beyefendi. Hoş bulduk. Şimdi burada sevgili seyirciler, çeşit çeşit çantalar var. Hem günlük kullanabileceğiniz, hem tatile giderken yanınızda alabileceğiniz, hem işte ne bileyim bir abiyenin yanında aksesuar olarak kullanabileceğiniz çantalar var ve aynı zamanda cüzdanlar var. Şöyle beyefendi bırakmış bunları böyle. Çok dağınık burası ya. Neden bu kadar dağınık? Müşteri rahat etsin, kendi yeri gibi davransın. O yüzden mi oluyor? Mesela müşteri geliyor, ona bakıyor, buna bakıyor. 5 dakika sonra yine aynı şey. O yüzden böyle dağınık seviyoruz. Müşterimiz böyle seviyor. Biz de böyle bırakıyoruz rahat. İyi yapmışsınız. Aynen. Şimdi mesela fiyatları söyleyelim. Burada masanın üstünde sevgili seyirciler çantalar var. Renk renk. Desen. Bu ve iki masa ne kadar fiyatlı çantalar? Bu grubumuz komple 25 lira. Bu masanın üstündeki çantalar 25 liraymış sevgili seyirciler. Açık renkler var. Onlar da 20 lira. Açık renkli olanlar yaz ben bittiği desin, için. Evet, sezon sonu olduğu için. Şöyle hemen gösterelim bakın. Mesela hanımefendiler bakın. Şöyle.
Mesela bu çantanın fiyatı 20 liraymış. Açık renkli olan çantalar 20, diğer çantaların fiyatları da 25 lira. Neden? Kış sezonu yaklaştığı için insanlar daha çok koyu renkli çantalar kullanıyor çünkü. Yaz sezonu bittiği için de yazın ellerinde kalan ürünleri bitirmek için 20 liraya satıyorlar çantaları. Mesela bu 20 liralık bir çanta. Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nde İstanbul Caddesi'ne doğru çıkarken bir tane dükkanda. Değil mi? Siz de deniz otobüslerine giderken solda, gelirken sağda. Deniz otobüslerine giderken solda, dönerken sağdaymış. Evet. Mesela böyle bir çanta var. Şimdi eskiye dönüş olduğu için modada genelde böyle vintage ürünler moda. Ve bu da aslında bir eskiye dönüş modasından bir çanta. Şöyle göstereyim. Bu çanta çok güzelmiş. Mesela koyu renkli bir çantamız var. Şöyle beyefendi gösterdi. Tabii bunun askısı da mevcut. Evet, uzun askı. Bunun fiyatı da 25 lira. Mesela şurada bordo bir çantamız var. Bakın eskiden babaannem falan kullanırdı böyle çanta. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç gülmeyin beyefendi. Neden biliyor musunuz? Şimdi genellikle 20 yani 30 yaş arası genç kitle de ondan sonra diğerlerine yaşlı demek istemiyorum. Bu arada sakın kimse yanlış anlamasın. Herkes böyle eskiye dönüşteki modayı takip ediyor genellikle ve o tarz ürünleri kullanmaya özen gösteriyor ve almaya özen gösteriyor. Gördüğünüz gibi bakın şöyle. Bu zaten böyle bir şey yani. Evet. Döngü halinde. Şöyle bir de sakarlık yapmasam. Neyse çantacıdayız. Allah'tan bir şey kırılmayacak. En fazla yere düşer. Bakın şöyle bir çanta var. Şöyle taba rengi. Şöyle. Bakın mesela şöyle yine. Şöyle. Bunların fiyatının 25 lira olduğunu söyleyeyim. Bakın şöyle var mesela. Sonra beyefendi bana şöyle güzel güzel modelleri gösteriyor. Bakın şöyle. Bunların bu arada askısının da olduğunu belirtelim. Bu çantaların fiyatları 25 lira. Şöyle burası dağınık ya ben de böyle bırakıyorum. Evet, zaten biz böyle seviyoruz. Evet biz böyle seviyoruz bırakabilirsiniz diyor. Bakın mesela şöyle de var. Buradaki çantaların hepsinin fiyatı 25 lira. Hemen size gece abiye kıyafetinizle ya da günlük ben fazla ağır çanta takmayı tercih etmiyorum diyorsanız eğer böyle hafif ve güzel şöyle çapraz çantaları da göstereyim ve daha sonra siz mağazayı gezerken ben de Ebu Ziya Caddesi'nde kaybolayım. Şimdi bakın ya el çantası işte taşımak istiyorsanız ya da atıyorum abiyenizle birlikte, abiye kıyafetinizle birlikte bir çanta almak istiyorsanız ya da Yıldız ben öyle ağır çantalar sevmiyorum sadece cep telefonum ve kartlarım ve hani param girsin diyorsanız şöyle bir çanta almak isterseniz eğer gösteriyorum ki bunun böyle renkleri de mevcut bunlar 25 lira. Sevgili seyirciler, hemen şöyle zaten Turan abi gösteriyor size. Bakın burada renkleri var. Mesela kılaçlar var. Bunların fiyatı, kılaç deniyor bu çantalara. Anneme diyorum ki bir kere, anneciğim diyorum mesela bir kıyafet işte giydim. Anneme diyorum ki nasıl olmuş, olmuş mu? A diyorum bununla kılaç alayım diyorum. Yıldızcığım kılaç derken diyor bana. El çantası var ya niye el çantası demiyorsun da kılaç diyorsun diyor. Aslında şu an değil mi? El çantası diye kullanmam lazım. Değil mi? Ama ne yapalım biz gençler işte bazen böyle ağzımızdan çıkabiliyor. Aslında bakmayın ben de biz gençler diyorum da ben de yaşlanıyorum yavaş yavaş. Dükkan benim dikkatimi çekti. Böyle uzaktan size anlatırken aynı zamanda bir şeyler. Bu dükkanda sadece pantolon satılıyor gördüğüm kadarıyla. Pantolonlar da biz hanımlar için önemli. Seviyoruz çünkü böyle hani hemen ayağımıza bir pantolon geçirip çıkalım altına bir spor ayakkabı. Ya da onu şıklaştıralım şöyle şık bir stiletto ayakkabıyla böyle. Ondan sonra o dükkana bakalım ne renk. Nasıl pantolonlar varmış? Her bedene uygun pantolon var mı? Dalgıcı var bunun, kotu var bunun,
sateni var bunun. Bakalım nasıl çeşit pantolonlar var. E hadi o zaman sırf pantolonların olduğu dükkana girelim. Merhaba, kolay gelsin. Şaşırdınız bir beyefendi. Neden? Şöyle alayım sizi. Neden şaşırdınız? Daha henüz iş başlamadı ama. Öyle mi? İş başlar belki şu an. Tamam. Şimdi burada her bedene göre pantolonun olduğunu da söyleyeyim. Hem böyle çizgililer var, şöyle göstereyim. Bakın. Ondan sonra hem düz renkliler var. Bu dükkanda Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nde tekrar söylüyorum sadece pantolon satılıyor. Bakın şöyle göstereyim. Renk renk pantolonlar var. Pantolonların en pahalısının fiyatı 20 lira sevgili seyirciler. Bakın şöyle etek pantolonlar var. Şöyle yazın çok kolay kullanabilirsiniz. Yine bunların da renkleri mevcut. Bakın şöyle hafif kapri pantolonlar var. Gördüğünüz gibi. Bunların da yine her rengi ve her bedeni mevcut. 2X'lerce kadar buradan pantolon alabilirsiniz. 34 bedenden işte 42 bedene, 44 bedene kadar buradan sadece pantolon alabilirsiniz. Hemen ben şöyle geçeyim. Mesela benim dikkatimi bu pantolon çekti. Şöyle bakın hemen sereyim şunu şöyle. Bu bir etek pantolon, saten, yıldız desenli. Zaten yıldız desenli bir şey görmesem olmaz. Küpesinden şu boynumda kolyesine kadar, işte kazağından fularına kadar yıldız desenli. Ne görürsem göreyim dikkatimi çekiyor. Adım yıldız olduğu için herhalde bilmiyorum. Mesela bunun fiyatı ne kadar? Şu an 15 lira, onlar indirimde. Bunlar indirimde 15 liraymış. Yani bu dükkana geldiğiniz zaman her renge, her bedene uygun çeşit çeşit pantolon alabilirsiniz. Beli lastikli olduğunu hemen söyleyeyim. Bütün pantolonların beli lastikli. En pahalı pantolon bu dükkanda 20 lira. Benden söylemesin. Ay Ebu Ziya Caddesi'nde sahil kısmına doğru neler olduğunu göstereceğim size. Hanımlar da çıkmış böyle alışverişe. İşte bir hanımlar mesela çocuklarını alıp çıkmış. Bir hanımlar arkadaşlarıyla çıkmış. Ya da yalnız başına çıkanlar da var. Mesela hemen şöyle Turan abi dönsün. Bu mağazada ki ürünler 10 liradan başlıyor. Gördüğünüz gibi orada mankenin üstünde etek var. Üstünde kazak var. İşte 20 lira. Eteği 10 lira. İşte yine altında şurada bir deri etek var. 10 lira. İşte üstündeki kazak 20 lira. Yani genelde baktığınız zaman Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nde fiyatların 10 liradan başladığını söyleyelim sizlere. İşte takısından saç aksesuarına kadar, işte kıyafetten ne bileyim ayakkabısına kadar her şeyi bulabileceğiniz bir cadde Bakırköy'de Ebu Ziya Caddesi. Mesela yazmışlar oraya makyaj çantası 2 lira, portföy çanta 3,5 lira ya da burada böyle cüzdan olarak kullanabileceğiniz çantalar da var ya da yine portföy olarak kullanabileceğiniz çantalar da var. Onların fiyatı da 3,5 lira. Ay bu Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nin sahilden itibaren İstanbul Caddesi'ne kadar olan kısmı gez gez bitmez. Benim de biraz karnım acıkmaya başladı. 35 lirayla yola çıktık. Hep gez, hep toz, hep fiyat bilgisi ver nereye kadar? Bakalım bu Ebu Ziya Caddesi'nde meşhur ne yiyebiliriz? O zaman gelin sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Evet hanımlar biz alışverişi çok seviyoruz. Ben de o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Bana bugün 100 lira versinler. O 100 lirayı da o alışverişte pahalı ucuz. Fark etmiyor. Anında harcarım. O gün biter.
Değil mi Turan abi? Evet diyor Turan abi de kamerayı sallıyor. Aslında bu kötü bir şey. İdareli harcamak gerekiyor. İşte o yüzden artık bu programdan sonra nerede ne var, ne kadara neler var çok iyi bildiğim için ona göre dikkatli harcamayı da öğrendim. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Hem programa hem bana bunu öğretenlere çok sağ olun efendim. Şimdi gez gez nereye kadar dedik? Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nde sahile doğru inerken ya da sahilden yukarı doğru çıkarken meşhur bir dürümcü varmış ve herkes bu dürümcüyü met ediyordu. Ondan sonra ben de bakalım bu dürümcünün nesi meşhurmuş diye merak ettim ve geldim oturdum. Bakalım burada fiyatlar ne kadar? Şimdi birazdan birisi gelecek, siparişimizi vereceğiz. Ona göre de dürümün nasıl olduğunu da zaten söyleyeceğim. Merhaba, hoş buldum. Şimdi bakalım çorbanın 6 liradan başladığını hemen söyleyeyim size. Ve şöyle en pahalı yemeğin ne kadar olduğunu söyleyeyim. Şöyle çevireyim. En pahalı yemek burada 29 lira sevgili seyirciler. O da kuzu pirzola. Onun dışında tavuk şişinden tavuk kanatına, işte domatesli kebabından dana bifteğine, tavuk pirzolasından patlıcanlı kebabına karışık kebabına ya da Adana kebabına, yürek şişine, Urfa kebabına, çöp şişine kadar her şeyi yiyebilirsiniz buradan. Şimdi porsiyondaki kebapların fiyatlarının dürüm kebaplardan biraz daha yüksek fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Ben burada dürümü meşhur olduğu için, acıyı da sevdiğim için Adana dürüm yemeği tercih edeceğim. Tabakta çünkü Adana dürümün fiyatı 19 lira. Benim bugün 35 liram var. Parayı idareli harcamam gerekiyor. Buradaki dürüm çeşitlerinin hepsinin bu meşhur dürümcüde 11 lira olduğunu söyleyelim. Ve ben bir tane bakar mısınız rica etsem? Teşekkür ederim. Ben bir tane Adana dürüm siparişi vereyim. Soğan olsa da dürüm. Soğan olsun mu? Bilemedim ki soğan olsun mu? Soğansız Adana dürümü mü olur? Turan abi de kendisini düşünüyor. Turan abi yanında değilim ki, uzakta konuşuyorum. Oraya kadar koku gelir mi? Soğansız Adana dürümü mü olur ya? Soğanla bir Adana dürümü olsun tabii ki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İnsanların çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnsanların oldukça sık bir uğrak yeri bu dürümcü. Boşu boşuna meşhur bir dürümcü diye bahsetmedim sizlere. Ben ilk kez burada dürüm yiyeceğim. O kadar senede Bakırköy'de oturmuşum. Vallahi ayıp bana, tekrar söylüyorum. Burada hangi dürümü yerseniz yiyin. Şöyle göstereyim. Şöyle dürüm fiyatının 11 lira olduğunu söyleyeyim. Tabii siz yanında bir şey de içebilirsiniz ama ben genelde yemek yerken bir şey içme taraftar değilim. İçmiyorum yani. Hemen şu masanın üstündekilerin de buranın ikramı olduğunu söyleyeyim. Yani ben buradan 11 lirayı verip kalkacağım. Turan abi yeter artık. İnsanların canı çekecek. Yeter. Ben bile izlerken kendimi canım çekiyor. Turan abi de böyle bir göz kırpıyor. Arada bir kamerayla böyle sallıyor. Bana cevap veriyor o arada. Şimdi Nuri şuradan bir yerden trink 11 lirayı düşürsün. Teşekkür ediyorum Nuri'cim 11 lirayı düşürdüğün için. O zaman ben şöyle acılı Adana dürümünü Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nde bulunan bu meşhur dürümcüde yemeye başlayayım. Bakalım dürüm nasılmış? Yine çok konuştum. Bu dürümcünün neden meşhur olduğu belli oldu. Gerçekten çok lezzetli dürüm. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Dürüm soğansız yenmez. Ben soğanlı dürüm söyledim. Yani ne yapalım? Hem sizin daha fazla canınız çekmesin. Ondan sonra hem de ben de kendimi izlerken benim de daha fazla canım çekmesin. Tekrar söylüyorum. Burada yiyeceğiniz her dürüm 11 lira. Tabii isterseniz tabakta da sipariş verebilirsiniz. Onların fiyatının da 19 liradan başladığını söyleyeyim. O zaman ben dürümümü bitirirken 35 liradan 11 lira düşmüşken siz de Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nde mağazalarda neler var neler yok onlara bakın.
Öncelikle alışverişimize devam ediyoruz. 35 lirayla yola çıkmıştık Bakırköy'de. İstanbul Avrupa yakasında bulunan Bakırköy'de Ebu Ziya Caddesi'nde. Ama ben sahil kısmından işte İstanbul Caddesi'ne kadar olan bölümde sağlı sollu dükkanlarda neler olduğunu anlatıyorum size. Mesela buraya bu dükkana da yazmışlar. Etiketin yarısı, kolye 4.90, küpe 4.90, yüzük 4.90. Yine orada bir yazmışlar. Kolye 3.50, küpe 3.50 diye yazmışlar. Bakalım, bizim de birazcık paramız var. Parayı biraz da burada harcayalım. Hem de size fikir vermiş olalım. Bakalım içeride neler var, neler yok. Güler yüzlü bir hanımefendi geldi yanıma. Hoş buldum. Ne kadar verelim fiyatları? Fiyatları değişiyor. Şu grubum 25 lira, 20 lira, 25 lira. Burada 12,5 liralık olanlar da var. Şöyle dönelim. Evet. Burada ne alırsanız, hangi bereyi alırsanız alın. Şöyle motifli, süslü, cafcaflı bereler. 25 liradan başlıyor. 20 liraya kadar gidiyor sevgili seyirciler. Şöyle bakalım. Şapka salan, şapka konuşamadı. Gene konuşamadı. Şapkasından beresine ne ararsanız burada 25 liradan başlıyor 20 liraya kadar. Böyle gelince düz motifli bereler de, süssüz bereler, bunlar düz. Aslında düz değil. Bunların hepsinin örgüde bir ismi var ama ben o isimleri bilmiyorum sevgili seyirciler. Bunların fiyatının da 12,5 lira olduğunu, 11,5 muydu, 12,5 muydu? 12,5'muş. 12,5 lira olduğunu söyleyeyim. Takı özellikle biz hanımlar için çok önemli bir aksesuar. Olmazsa olmazımız, bakın küpemiz, yüzüğümüz, işte saatimiz olsun. Olmazsa olmaz bir aksesuar, kolyemiz olsun. Ha, bu arada hemen şunu belirteyim. Benim imitasyon takıya karşı alerjim var. Yani sesleniyorum buradan. Anneme, babama, gelecekteki eşime, kız kardeşime, enişteme hediye alacaksanız bana gerçek altının alıyorsunuz. Değil mi? Evet. Evet diyor hanımefendi. Mesela son zamanlarda şöyle bileklikler çok burada. Evet. Değil mi hanımefendi? Evet, İtalyan zinciri. İtalyan zincirliymiş ve bunların İtalyan zinciri, değil mi? İtalyan zinciri, ha, evet. İtalyan zinciri deniyormuş buna ve bunların kolyeleri de çok moda son zamanlarda. Bunların fiyatı mesela 15 lira sevgili, evet, seyirciler. Eğer suya değdirmezseniz, deterjana değdirmezseniz de kararma yapmadığını ben hemen engin bilgilerime dayanarak hanımefendiye sormadan söylüyorum. Evet. Yine burada bakın, şöyle kalın zincirler çok moda bu sene. Saatin yanında ya da şöyle tek başına. Bunun fiyatının da 25 lira olduğunu söyleyeyim. Bu dükkan tam benim bütçeme göre 3,5 liradan başlıyor ürünler, 50 liraya kadar çıkıyor. Ben 2 tane küpe aldım. Programda takacağım ben bunu. Küpeleri, ikisi de nasıl Turan abi? Güzel. Güzel diyor Turan abi. O zaman bu 2 küpeyi alıyorum ben. 5 lira küpelerin bir tanesi. Bakın tekrar göstereyim sevgili seyirciler. Bir tanesi 5 lira bu küpelerin. 2 küpe de son dönemlerde gerçekten moda olan bir küpe. Programda da takacağım. Takınca görürsünüz. Yıldız, küpen nereden diye sormayın. Geliyorum, geziyorum semt ve ilçelerini İstanbul'un. Oralardan alıyorum işte gördüğünüz gibi. Burası da Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nde bir takı dükkanı. Şöyle vereyim. Şimdi ben parayı veriyorum. 10 lira da şuradan bir yerden trink düşsün. Siz mağazayı gezmiştiniz. Ben sizi Ebu Ziya Caddesi'ne doğru şöyle göndereyim o zaman. Ayakkabı. Kadınların olmazsa olmazı. Sevgili seyirciler, bu dükkanda Ebu Ziya Caddesi'ndeki bir ayakkabı dükkanı. Burada son model her çeşit ayakkabı var. Açığından kapalısına, kısa botundan açık botuna kadar her çeşit ayakkabıyı görebilirsiniz. Ne kadar buradaki ayakkabıların fiyatları? Ya, 90 TL'den başlıyor. En pahalı ayakkabımız şu anda 150 TL civarı. Ortalama yani botlarımızın fiyatları 120-130 TL civarında. Çizmelerimizde 140-150 arası değişiyor. Artık zaten çizme sezonu geldi. Evet. Çizmeler zaten olmazsa olmazlar. Eteğin altında işte bir pantolon giydiğiniz zaman pantolonun altında çizmeler ve botlar olmazsa olmaz.
renk, çeşit çeşit son model ayakkabıları şu an Bakırköy'de Ebu Ziya Caddesi'nde bulunan bu ayakkabı dükkanında bulabilirsiniz. Hemen mesela şunu göstereyim size. Bakın şöyle. Tam parlak değil ama rugan bir ayakkabı bu. Bot daha doğrusu. Çizme daha doğrusu. Mesela bunu bir deneyelim. Bu kaç numara? Bunun fiyatı nedir? 150 lira. Bunun fiyatı 150 liraymış mesela sevgili seyirciler. Şöyle. Tam rugan değil ama rugan bir çizme. Yine burada beyaz çizmeler işte... Dallas modeli. Beyaz giyer kış günü diye bir laf vardı. Neydi o laf? Devamını ben de ben de devamını bilmiyorum. Beyaz giyer kış günü. Fakirin düş günü beyaz giyer kış günü. Beyaz giyenlerle dalga geçiyorduk. Ben kendi kardeşimle dalga geçiyordum daha doğrusu. Bütün kış bir insan beyaz spor ayakkabıyla geçiremez ya. Benim bir kız kardeşim, ortanca olan, şu Allah bağışlasın, evli, hamile, çocuğu olacak. Ya bütün kışı bir beyaz spor ayakkabıyla geçirdi ya. Üniversitede okurken. Yalnız bu sene kış... beyaz da moda oldu Yeliz, bak ah. Çok çok moda bu sene beyaz. Gördüğünüz gibi gerçekten mi? Çok satıyoruz, beyaz çok satıyoruz. Özellikle seni inanılmaz satıyoruz. Bakın botta ve ayakkabıda bu sene kışın beyaz modaymış beyefendi. Çok satıyoruz diyor. O zaman bunu da deneyelim. İnsanların ayağımızda görmesi için. Ve başka ne deneyelim? Değişik bir şey olsun şöyle. Bence şu kırmızı ya da moru deneyelim. Çoraplardan deneyebiliriz. Çoraplı botların da olduğunu hemen söyleyelim. Bakın. Bir de bunları deneyelim. Tekrar söylüyorum. Benim param bitti. Ben paralarımı harcadım. Ama siz buraya gelip bütçenize göre 80-90 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkan fiyat aralığında ayakkabı, çizme ya da bot alabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi siz mağazayı gezerken ben de şu çizme ve botları deneyeyim sizin için. Sevgili seyirciler, ben sizler için Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'ni gezmeye, dükkanların içinde neler olduğunu ve ne kadara olduğunu keşfetmeye çalıştım ve 35 liramı burada harcadım. Param kalmadı. Demek ki az parayla da çıkılıp kendinize bir şeyler alınabiliyormuş ya da karnınız doyabiliyormuş ki ben bugün öyle yaptım. Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'nin çok uzun bir cadde olduğunu söyleyebiliriz. Caddenin yarısının da trafiğe kapalı olduğunu ve rahatça yürüyebileceğinizi söyleyebiliriz. Bakırköy'e ulaşımın çok kolay olduğunu da yine sözlerime ekleyeyim. Deniz otobüsüyle gelebilirsiniz, belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz, minibüslerle gelebilirsiniz. Açık havada dolaşmak istiyorsanız Bakırköy Ebu Ziya Caddesi doğru bir adres ve bütçenize göre harcama yapmak istiyorsanız ve ucuz uygun alışveriş yapmak istiyorsanız Bakırköy'de bulunan Ebu Ziya Caddesi doğru bir adres. Ben her zaman söylüyorum, bir programda bir semt ya da İstanbul'un bir ilçesi bitmiyor. Biz Bakırköy Ebu Ziya Caddesi'ni sadece sahilden İstanbul Caddesi'ne kadar olan bölümünde neler olduğunu dükkanlarda keşfetmeye çalıştık, baktık, gezdik. Bir diğer programda tekrar Bakırköy'e geleceğiz. Onun da hemen bilgisini vereyim. O zaman bu havada biraz da yürüyeyim, değil mi? Havanın nesi pesmemesi önemli değil. Önemli olan açık havada yürüyüp olduğun yerin keyfini çıkartmak. Ben de şimdi biraz daha Ebu Ziya Caddesi'nin yarısının keyfini çıkartayım ve daha sonra tekrar sizinle buluşalım. Gezmek olsun da biz bugün 35 lirayla yola çıktık. İstanbul Avrupa yakasında bulunan Bakırköy ilçesinin Ebu Ziya Caddesi'ni sahil kısmından İstanbul Caddesi'ne kadar olan kısmını sizlere tanıtmaya çalıştık. Hangi dükkandan nelerin ne kadar olduğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Ha bu arada benim anlatmamla olacak iş değil. Bence kendinizin gelip keşfetmesi gerekiyor sevgili seyirciler. 35 liraya neler yaptık? Hem karnımı doyurdum hem alışverişimi yaptım. Şurada sağda bir yerde ne kadar param olduğunu göstersin Nuri bana. Sağda ya da solda tabii. Teşekkür ediyorum Nuri'cim. Hemen şunu söyleyeyim sizlere. İstanbul'un bir ilçesi ya da bir semti bizim programımıza sığacak kadar küçük değil.
O yüzden ilerleyen zamanlarda Bakırköy ilçesine İstanbul'da tekrar geleceğiz. İstanbul'un başka bir ilçesinde ya da başka bir semtinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün geçirin. Yine söylüyorum, paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Hoşça kalın.